Merhaba arkadaşlar. Bir denklemin kökü demek denklemde ekseni yazılımda sonucu sıfır yapan sayı demek. Kökü 5 ise arkadaşlar 5 yerine yazdığımızda 25 eksi m artı 3 çarpı 5 eksi 15 eşittir 0 olacak demektir. Buradan arkadaşlar şunlar sadeleşirse 10 eşittir 5 parantezinde m artı 3 oldu. Şu eksi olduğu için karşı tarafa attım artı olarak gitti. Anlıyoruz ki m artı 3 buradan 2 olacaktır. M eşittir eksi 1 olacaktır. Şimdi m'i yerine yazarsak denklemin son halini görmüş oluruz. Eksi 1 yazınca burası arkadaşlar artı 2 olacak ama öndeki eksiden dolayı eksi 2 eksi 15 eşittir 0 olacak. Şimdi bunu çarpanarak diğer kökleri bulabiliriz. Bu da görüyorsunuz eksi 5'e artı 3 değer diyor çarpanlara. Yani biz x eksi 5 çarpı x artı 3 diye düşünebiliriz bunu. Köklerden biri 5, biri eksi 3. Bizde diğer kök sorduğu için cevap bursa olacaktır. Evet, burada benzer iki soru koydum yani arkadaşlar. Değişken değiştirme yöntemi kullanacağız. Bakın kendi tekrar eden ifadeler görüyorsanız eğer bunlara ne diyebilirsiniz? A diyebilirsiniz örneğin. Çünkü eğer bu kareyi açmaya çalışırsak 4. üzerinden bir denklem gelir ki işler çok uzar. O zaman a kare eksi 14a artı 40'ın 0 olduğunu düşünebiliriz. Bunun çarpanlarını eksi 10'a eksi 4 diye düşünürsek bakın a eksi 10 çarpı a eksi 4 eşittir 0 gelecektir. Yani a dediğimiz kimdi arkadaşlar? Yerine getirip değerini yazarsak x kare eksi 3 x eksi 10 ve x kare eksi 3 x eksi 4'e dönüştü bu ifade. Şimdi artık bunlar bir daha çarpanlar ayrılıyor. Şunun çarpanlarına bakalım. Eksi 5 artı 2'dir. Yani ben burayı x eksi 5 çarpı x artı 2 diye düşünebilirim. Bu da arkadaşlar bakıyorum x 4 artı 1'dir. Şunlar zaten x x. O zaman x eksi 4'e x artı 1 diye düşünebilirim burayı da. Gördüğünüz gibi x'in 4 tane kökü geldi arkadaşlar. Eksi 2, 4 ve eksi 1. Bu köklerin toplamını soruyor bize. 5 eksi 2 daha 3, 4 daha 7, eksi 1 daha 6 cevap C yanı olacaktır. Sağ tarafta da bu sefer arkadaşlar 5 üzeri eksi A diyeceğim. Daha doğrusu A kare diyeceğim. Çünkü 5 üzeri X kök içerisinde onu kökten de çıkarmam gerekiyor. O zaman 5 üzeri X A kare dersen bakın burası A kare eksi 6 A artı 5 oldu. Bunun çarpanları eksi 5'e eksi 1 olacağı için biz burayı A eksi 5 çarpı A eksi 1 diye düşünebiliriz. Demek ki çok kompleks yapılarda değişken değişmek işe yarayacaktır. B üzeri x'i a kare dediğimiz zaman arkadaşlar o zaman ne yaparız buradan? A'ya 5 olacak ya a 1 olacak. Şimdi getirip yerine yazalım. Yani 5 üzeri x demek ki buradan a kare eşitse ya 25'e eşittir ya da 1'in karesinden 5 üzeri x 1'e eşittir. Şimdi 5 üzeri x 25'e eşitse x 2'dir. 5 üzeri x 1'e eşitse x buradan 0'dır arkadaşlar. Bunlardan herhangi bir tanesinin denklemi tanımsız yapmadığını da görüyoruz. O zaman büyük kök buradan 2 olacaktır Edirne. Evet, burada da arkadaşlar köklü ifadeler varsa mutlaka köklü kısmı yalnız bırakmalıyız önce. Köklü ifadeyi yalnız bırakmadan arkadaşlar kare almayalım. Neden olduğunu şimdi açıklayacağım. Bakın x artı 1 var. Artı 3 de buraya eksi 3 diye geçti. Köklü ifadeyi de sağ tarafa attım. O da artı olarak geçti. Biraz düzenlersek x eksi 3 pardon x eksi 2 eşittir kök içerisinde x artı 4. Şimdi her iki tarafın karesini alıyorum arkadaşlar. Bu durumda x kare eksi 4 x artı 4 eşittir x artı 4 oldu. Buranın kökü gitti. Sol tarafı alırsak x kare eksi 5 x eşittir 0 yaptı. Buradan x parantezini alırsak biliyorsunuz çift terim kalınca çift sayıda terim. Ne yapıyoruz? Parantez alarak kökleri buluyoruz. Gördüğünüz gibi köklerimiz 0 ya da 5. O zaman denklemin kökü kaçtır diyor ama biz 2 tane kök bulduk. Yani şıklarda sadece 5 olduğu için cevap budur ama 0 olsaydı onu işaretleyecek miydik? Onu da şöyle anlıyoruz arkadaşlar. Hani biz köklü ifadeyi yalnız bıraktık ya bakın şurada. Burada siz x yerine 0 yazamazsınız. X yerine 0 yazarsanız ne olur? Eksi 2 eşittir. Kök içerisinde x artı 4 olur. Ki buradan köklü bir ifadenin negatif bir sayı eşit olması mümkün olmayacağı için şıklarda olsa bile bunu kök olarak işaretleyemezdik. 5'i de kontrol etmeliyiz. Bazen ikisi de sağlamayabilir. 5 eksi 3 yapacak. 3 pozitif bir sayı olduğu için köklü bir ifade ona eşit olabilir. Burada sıkıntı yok. Cevabımız Edirne. Burada önce paydaşlayarak ikinci dereceden bir denkleme dönüşmeliyiz. Çarpıyorum. Şurayı x ile genişletiyorum. Burayı da x eksi 1 ile genişletiyorum arkadaşlar. Buradan x artı x kare eksi 2 x artı 1 bölü ortak paydamız x çarpı x eksi 1 oldu. Eşittir 2. Şimdi üst tarafı düzenlersem x kare eksi x artı 1 kaldı. Şu da x kare eksi x yaptı. Karşıya atınca 2x kare eksi 2 yaptı. Eksi 2x yaptı. Hepsini sağ tarafta biriktirmek istiyorum. Buradan x kare eksi x eksi 1 eşittir 0 yaptı. Şimdi bu denklemin arkadaşlar köklerini bulmamız gerekiyor ama çarpanlara ayrılmıyor. Çarpanlara ayrılmıyorsa biliyorsunuz delta dediğimiz bir olaya yürüyoruz. B kare eksi 4ac diyoruz.
B dediğimiz biliyorsun A baştaki katsayı 1, B biliyorsunuz ortadaki katsayı, değil mi? Buradan A'yı 1 yazalım, B'ye eksi 1 yazalım. C'de arkadaşlar yine sondaki sabit terim x'de olmayan, o da eksi 1'dir. Bunları yerine yazarsak B kare yani 1 eksi 4 çarpı A'da 1, C'de eksi 1, burası 5 yaptı. Şimdi deltamız biliyorsunuz büyük 0 ise 2 tane farklı kök vardı. Delta eşittir 0 ise tek kök, delta küçük 0 ise reel kök yok, kompleks kökler geliyordu değil mi? Şu an burada delta büyük 0 geldiği için 2 farklı kök gelecek. Peki o kökleri nasıl bulacağız? Köklerden bir tanesi eksi b artı kök delta bölü 2 ile bulunuyor. Diğeri de eksi b eksi kök delta bölü 2 ile bulunuyor. Yani aslında kökler birbirine eşleniyor olmuş oluyor. Bakın sadece köklü kısmın işareti değişiyor. Dolayısıyla b dediğimiz eksi 1 de önüne bir daha formdan eksi gelince x birimiz ne olmuş oldu? Artı 1 artı kök 5 bölü 2. O zaman doğal olarak ikinci kökümüz de 1 eksi kök 5 bölü 2'dir. Yeniden hesaplamaya gerek yok. Kökler birbirine eşleniyor demiştik. Evet, çözüm kökümüz bu ikisi olmuş oldu arkadaşlar. Evet, yine arkadaşlar değişken değiştirme muhabbeti var. Bakın x eksi 3'e mutlak değer içerisinde a diyorum. Güzel bir soru. O zaman elimizde a kare eksi 4 a artı 3 kaldı mı? Buradan arkadaşlar şunu çarpanlar eksi 3'e eksi 1 a a dediğimizde a buradan 3 ya da a buradan 1 olacaktır. Peki a kimdi arkadaşlar? Mutlak x eksi 3. Demek ki mutlak x eksi 3'e 3 eşit olacak. Ya da mutlak içerisinde x eksi 3 eşittir 1 olacak. Mutlak değer biliyorsunuz ya olduğu gibi çıkar. Ya da arkadaşlar eksiyle çarpılarak çıkar değil mi dışarıya? Aynı şekilde burada da mutlak değer ya olduğu gibi çıkar ya da eksiyle çarpılarak çıkar. Buradan x eşittir 6, buradan x eşittir 0, buradan x eşittir 4, buradan x eşittir 2. 4 tane kök gelmiş oldu arkadaşlar. Buradan eğer a'lardan hani bulduk ya 2 tane a değeri. Bu a'lardan biri negatif olsaydı eğer oradan çözüm gelmeyecekti. Neden? A dediğimiz mutlaklı bir ifadenin karşılığı ya, bunun negatif olması mümkün değildi. Mutlaklı bir ifade negatif bir şey eşit olmaz, onu eleyecektim. Ama da A3 ve A1 ikisi de pozitif geldiği için sorun yok, ikisi de olabilir. Demek ki çözüm köyümüz buradan 6, 0, 4 ve 2 olacak. Nerede var? 6, 0, 4 ve 2 denizde var. Burada yine değişken değişme yapacağız arkadaşlar. Ama benzer terimleri önce biraz toparlamamız gerekiyor. Mesela bakın şu ifadeye A demeyi düşünüyorum. Ama benzerini burada görmem gerekiyor. Henüz göremiyorum. X kare eksi 4 x'in karesi dedim. Şurayı ortadaki iki terimi eksi 2 parantezine alırsam oradan da x kare eksi 4 x geliyor mu? Evet, bakın burada gördüğünüz gibi artık değişken değiştirme yapabiliriz. Benzer terimler bulduk. Yani a kare eksi 2 a eksi 15 eşittir 0 dersek, eksi 5'e artı 3 dersek a. Demek ki a buradan 5. Yani şöyle de yazabilir isterseniz a eksi 5 çarpı a artı 3 eşittir 0 olacak. Peki a kimdi arkadaşlar? A x kare eksi 4 x'ti. Yani x kare eksi 4 x eksi 5 çarpı x kare eksi 4 x artı 3 eşittir 0 diyebiliriz. Buradan köklere bakarsak, çarpanlarsak bu eksi 5'e artı 1 diye düşünülür. Yani biz bu ifadeyi gerçekten x eksi 5 çarpı x artı 1 diye düşünebiliriz. Bu da arkadaşlar eksi 3'e eksi 1 diye düşünülebilir. Çarpımlar gerçekten artı 3'ü toplamlar x 4'ü veriyor. Buradan gördüğünüz gibi köklerimiz 5, eksi 1, 3 ve 1 oldu. Yani 4 tane kök gelmiş oldu. Bunlardan herhangi bir tanesi a dediğimiz değeri tanımsız yapmıyor. Biz kime a demiştik? Bakın x kare eksi 4 x a demiştik. Yani burada bir herhangi tanımsızlık, özel durum yok. Mutlak değer gibi, kesir gibi, köklü gibi. Dolayısıyla bunların hepsi cevap olabilir. Hangi şıkta var bakıyorum? Eksi 1, 1, 3, 5, Edirne. Şimdi önceki soruda kökleri delta'dan bulmuştuk, hatırlayın. Eğer delta'dan kök buluyorsak arkadaşlar, delta büyük 0 ise 2 farklı kök geliyordu ya. Köklerden bir tanesi neydi? Eksi b artı kök delta bölü 2 a. Diğeri de neydi arkadaşlar? Eksi b eksi kök delta bölü 2 a'ydı. Şimdi belli ki burada kökler delta'dan gelmiş. Yani köklerden bir tanesi arkadaşlar 2 eksi kök 3 ise diğer kökümüz de nedir arkadaşlar? 2 artı kök 3'tür. Değil mi? Köklü kısmın işareti değişiyordu. O zaman ben şimdi kökler toplamına ve kökler çarpımına bakacağım. Kökler toplamı denklemini arkadaşlar toplarsak kök 3'ler birbirini götürecek. Bakın bunları topladığımızda 4 yapacak. Bunları çarparsak da, yani 2 eksi kök 3 ile 2 artı kök 3'ü çarparsak da buradan da 2 kare farkı geldiğini görüyorsunuz değil mi? Aynı sayılar hem toplanmış hem çıkarılmış. O zaman birincinin karesi 4 eksi ikincinin karesi 3'ten, bu da 1 yapacak. Demek ki ben öyle bir denklem arıyorum ki kökler toplamı 4, kökler çarpımı 1 olacak. Hatırlayın ax kare artı bx artı c yapısında arkadaşlar ikinci derece bir denklemde kökler toplamı hangi formülle bulunuyordu? Eksi b bölü a. Kökler çarpımı neyle bulunuyordu? C bölü a ile. O zaman bakıyorum şıklardan hangisinin kökler toplamı 4 yapacak? Kökler toplamı Adana yapıyor. Ceyhan'da yapmıyor. Değil mi? Bursa'da yapmıyor. Bir de kökler çarpımı C bölü A. Yani 3. terimin 1. terimi bölümü de 1 olmalı. O da bakıyorum hangisinde var sadece? Adana'da A cevabımız olacak.
Şimdi x1 kare artı x2 kare arkadaşlar kökler toplamı ve kökler çarpımına dönüştürmeliyiz. Yani ben bu ifadeyi şöyle yazabilirim. X1 artı x2'nin karesi eksi 2 tane x1 çarpı x2 diye düşünebilir miyim? Gerçekten bunu açarsak fazladan gelen ifade 2x1 x2 buradan gideceği için bunun aynısı kalacaktır. Neden böyle yazdım? Çünkü biz kökler toplamı ve kökler çarpım formülü biliyoruz. Her şeyi ona benzetmeye çalışacağız. Kökler toplamı ortadakinin baştakine bölümünün eksilisiydi. Yani a yaptı. Buradan a kare eksi. Kökler çarpımında ne yaptı arkadaşlar? C bölü a'dan eksi 3 yaptı. Yani ifademiz demek ki a kare artı 3 olmuş oldu. Evet arkadaşlar burada 2 ile çarpmayı unutmuşuz. Şurada 2 var. Evet o zaman burası ne oluyor? Artı 6 oluyor. Demek ki arkadaşlar bu ifadenin sonucu a kare artı 6 olacak. Şimdi kareli bir ifade en az minimum 0 olabileceğine göre reel sayıyor ya. Karesini aldığımız zaman mutlaka en az 0 olacaktır. 0 artı 6. 6'dan daha büyük bir değer olmak zorunda ya da en az 6 olabilir. O zaman adına hiçbir zaman olamayacaktır. Şimdi kökleri verilen bir denklemi yazalım. Biraz önce aslında benzerini yaptık. Bu bir tık daha zor olacak. Yeni denklem köklerine x3 ve x4 diyelim arkadaşlar. Şimdi x3 ilk denklemin köklerine bağlı olarak 2x1 eksi 1 diye yazılıyormuş. x4 de eski denklemin köklerine bağlı olarak 2x2 eksi 1 diye yazılıyormuş. Ben şimdi yeni denklemin kökler toplamına ve kökler çarpımına odaklanacağım. Çünkü buradan bulabiliyoruz denklemleri. Kökler toplamı arkadaşlar yani x3 çarpı x4 şunları toplayacağım. 2 parantezinde x1 artı x2 eksi 2 yapmaz mı? Bakın yeni denklem kökler toplamı eski denklem kökler toplamına bağlı geldi. Zaten eski denklem kökler toplamı yani x1 artı x2'yi buradan bulabiliyoruz. Eksi b bölü a'dan 2 idi. 2 kere 2 4 yapar 2 çıkarırsam yeni denklem kökler toplamında 2 geldi. Bir de hadi şey yapalım. Yeni denklem kökler çarpımı x3 çarpı x4 bulalım. Bunları birbirinin üzerine dağıtacağız yani. Bunu dağıtırsam 4 tane x1 x2 eksi 2 parantezinde x1 artı x2 ve artı 1 gelecek. Bakın ne oldu? Dağıttığım zaman kökler çarpımı ve kökler toplamına bağlı geldi ilk denklemin. O zaman ilk denklem kökler çarpımına yani x1 çarpı x2'ye de ihtiyacım var. O da c bölü a'dan eksi 5 midir? O zaman 4 de burada vardı. Burası bir eksi 20 yapacak. Kökler toplamı zaten az önce bulmuştuk. x1 artı x2 2 idi. Buradan eksi 4 var. Artı 1 var. Yani buradan da bir eksi 23'ümüz var. Demek ki yeni denklemimizin arkadaşlar kökler toplamı 2, kökler çarpımı ne olacak? Eksi 23. Kökler toplamı eksi b bölü a'dan 2 yapmayanları eleyelim. Şu gitti, şu gitti, şu gitti. Kökler çarpımı c bölü a'dan eksi 23 yapmalıydı. Adana kalıyor sadece. Denklemin simetrik kökünün olması demek. Hani sonuçta göreceğiz ileride parabol konusunda çalıştığımızda arkadaşlar. İkinci derecenin denklemler biliyorsunuz şeydi. Neydi? Parabol şekliydi. Bunun kökleri x eksenini kestiği noktalarda aslında. Bunlar simetrikse kime göre simetriktir? Tabii ki y eksenine göre simetriktir. Y eksenine göre simetrikse arkadaşlar örneğin bu kök k ise burası da eksi k'dır. Yani dolayısıyla kökler toplamı x1 artı 2 ise her zaman ne yapacaktır? 0 yapacaktır. Kökler birbirinin eksiyle çarpılmış hali demektir. Demek ki kökler toplamı 0'ı düşüneceğiz simetrik kök ifadesini gördüğümüzde. O zaman kökler toplamına bakalım. Eksi b bölü a ile gelmiyor muydu? Yani eksi 6m eksi 18 bölü a 3. Bunun arkadaşlar 0 olması gerekiyor. Buradan eksi 6m eşittir 18 yapar. M eşittir eksi 3 yapar. Yine kökler toplamı ve çarpımına odaklanmak istiyorum. x1 artı x2'ye bakalım önce arkadaşlar. x1 artı x2 formülden eksi b bölü a ile bulunuyordu. Yani ikinci terimin eksilisinin baş katsayı y bölümü. İkinci terim zaten şu ifade. Bunu eksiyle çarparsam şu eksi 6'ya dönüşecektir. Yani 4 eksi x2 kalacak buradan. Bölü a'da baş katsayımız 1. Demek ki aslında x1 artı x2 neymiş arkadaşlar? 4 eksi x2'ymiş. Ama benzer terimler var bakın. Buradan x1 artı 2 tane eksi 2 eşittir 4 kaldı. Bu dursun bir köşede. Bir de kökler çarpımına odaklanalım. x1 çarpı x2 de c bölü a değil miydi? Yani o da arkadaşlar sondaki terimin baştaki terim oranı. Yani sondaki terim 3x1 bölü baştaki 1. Buradan anlıyoruz ki x1 çarpı x2 3 tane x1 ise x1'ler zaten sadeşir. x2'nin 3 olduğunu gördük. Eğer x2 3'ü burada yerine yazarsak arkadaşlar x1 artı 6 eşittir 4 yapacağı için x1 de buradan eksi 2 gelir. Yani denklem köklerini bulmuş olduk. O da eksi 2 bölü 3'ten deniz yapacaktır. Burada da kökler farkından bahsedelim. Kökler farkı arkadaşlar kimden kimi çıkardığımız belli olmadığı için hani hangisi daha büyük bilmiyoruz. Dolayısıyla mutlak değer içerisinde ifade ederiz. O da kök delta bölü a'dır. Küçükten büyüğü çıkarıyorsak mutlak değer koyduğumuzda eksi kök delta bölü a. Büyükten küçük çıkarıyorsak artı kök delta bölü a gelecektir. O zaman hadi bakalım delta'yı bulmalıyız önce. B kare eksi 4ac formülünü kullanıyorum. Yani 4a kare değil mi? B dediğimiz 2a çünkü bakın burada. Eksi 4 çarpı
A yine A yapmış oldu. C de 5 yapmış oldu. Bu da bakıyorum arkadaşlar ne yapmış oldu düzenlersek. 4A kare eksi 20A yaptı. Şimdi bunu ne yapıyorum arkadaşlar? Kök içerisine alıyorum. Bunu A'ya baş katsayıya bölüyorum ki baş katsayı yine A. Doğru mu arkadaşlar? Ve onu da arkadaşlar kime eşitliyoruz? Kökler farkının 4 olduğunu biliyoruz. Şimdi buna eşitliyoruz. Karşı tarafa atarsam 4A kare eksi 20A kök içerisinde eşittir 4A yaptı. Her tarafın karesini alırsak 4A kare eksi 20A eşittir 16A kare. Buradan bunu bu tarafa bunu bu tarafa atarsam ne yapacaktır? Hepsini bu tarafa atalım daha doğrusu. 12A kare artı 20A eşittir 0 yapacaktır. Ben bunları 4A parantezine alırsam buradan 3A artı 5 kalacaktır. Ya A demek ki buradan 0 ya da A buradan eksi 5 bölü 3 arkadaşlar. O da nerede var? Ceyhan'da var. A niye 0 olamaz? Çünkü A 0 olursa arkadaşlar şıklarda olsa bile işaretlememiz. Baş katsayı 0 olacağı için kareli terim yok olur. Ya bu ikinci dereceden bir denklem olmaz. O zaman iki kökten bahsedemeyiz zaten. Bu da klasik bir soru arkadaşlar. Burada da x1 x2 bulup ondan sonra işlem yapmaya kalkmak çok büyük problem. Ne yapacağız o zaman? Diyorum ki madem x1 bu denklemin kökü yerine yazabilirim. Yani getirip şu x1'i burada yerine yazabilirim. O zaman 2 tane x1'in karesi eksi 5 tane x1 artı 9 eşittir 0 yapacak. Anlıyorum ki 2 tane x1'in karesi eksi 5 tane x1 eşittir eksi 9. Madem x2 bu denklemin kökü onu da yerine yazabilirim. Yani 2 tane x2'nin karesi eksi 5 tane x2 o da eksi 9. Yani bakın bu ifadeler tam da köklerin yerine yazılmış hali. Burada eksi 9 yazarsam 18 bölü eksi 9 artı. Burada da eksi 9 yazarsam gördüğünüz gibi birincisi eksi 2 geldi. İkincisi de eksi 1 geldi. Aradığımız cevap da buradan bursa oldu. Burada da denklemin birer tane kökünün ortak olduğundan bahsediyor arkadaşlar. Şimdi biz şey yapalım. Ortak kökü arkadaşlar mesela ne diyelim? K diyelim örneğin. Şimdi bu denklemin kökler toplamı o zaman K artı 3 yaptı mı? İlk denklemin kökler toplamı. Ya da A bölü B'yi soruyormuş. O zaman kökler çarpımına bakmak daha mantıklı olur. K çarpı 3 yaptı değil mi? Birinci denklem kökler çarpımı. K çarpı C bölü A'dan yani sondaki terimin baştakine oranından A bölü M yapmaz mı? Diğer taraftan ikinci denkleminde arkadaşlar kökler çarpımına bakalım. O da K çarpı 1'dir. O da arkadaşlar yine sondakinin baştakinin oranından B bölü M yapmayacak mıdır? Biz bunları oranlarsak arkadaşlar K'lar zaten sadeleşir. Bakın sol tarafta 3 kaldı. Buradan da A bölü M çarpı M bölü B'den M'ler gitti. Yani elimizde A bölü B arkadaşlar 3 kaldı ki zaten bizden bu isteniyor. Teşekkürler arkadaşlar. Başarılar diliyorum.